Semer ne der? Tüm davetlere Türksiyat adına açılış konuşmasını yapmak üzere halde figüranlıkla yetinen ülkeleri gözünüzün önüne getirdiğinizde bunun neticelerini geçmişte açıkça görebiliyorsunuz. Savaşlarda, krizlerde değil, tarihi ve stratejik konumu gereğince kalkınmada ana aktör olabilecek, tarihi boyunca da hiçbir zaman yan rolleri kabul etmemiş Türkiye'mizde de atacağımız çok adım olduğuna inanıyoruz. Ticaret savaşlarının ortasında ateş çemberiyle çevrili bir ülke olarak bir yandan geleneksel Avrupa Birliği ile irtibatı koparmadan, öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile de hassas dengeleri gözeterek Çin gibi çok büyük avantajlar barındıran alternatif pazarlarla büyümemiz gerektiğine inanıyoruz. Ülkemiz 2018 yılı içerisinde maalesef birçok ekonomik saldırıya maruz kaldı. Zorlu bir dönemeçten geçtik ve geçmeye de devam ediyoruz. Son günlere, son haftalara baktığımızda gördüğünüz gibi tansiyon düştü. Üretim, ekonomi üretim ve ihracat için yeniden motive oldu. Enflasyonla mücadele programını destekleyen vergi indirimleriyle birlikte de piyasalarda da ciddi bir rahatlanma yaşandı. Geçtiğimiz ayı da beklenenin de üzerinde bir düşüş rakamı olan enflasyonda eksi rakamla tamamladık. Bu da geleceğe dönük olarak bizim umutlarımızı tabii ki arttırdı. Cumhuriyetimizin 100. yılına bir başarı hikayesi taşımalıyız. Bu da yerli ve milli paramızı kullanmaktan, yerli ve milli ürünlere yönelmekten ve ara balı bağımlılığından kurtulacak reçeteleri bulmamızdan geçiyor. Ben de Sayın Rektörümüze ve değerli ülkelerin birbirleriyle olan artık savaşları topla, tüfekle olmuyor. Ekonomiyle, ticaretle oluyor. Dolayısıyla bu ekonomi ve ticaret de ülkenin içerisinde bulunan büyük firmalarla, ülkelerin içerisinde bulunan ciddi büyük sermayelerle olmaya başladı. Fuarlarda bir hareket olmuyor arkadaşlar. Şovmenlik şov oluyor, başka bir şey yok. Tabii prestijli fuarlar var, sektörler, fuarlar var, onlara haksızlık etmek istemem ama maalesef Türkiye'de prestijli sektörel fuarları yeterince tanıtamıyoruz, yeterince bir araya getirip demin bahsettiğim konulardan dolayı o birliği sağlayamıyoruz. Ticaret savaşları biliyorsunuz son zamanlarda çok popüler oldu. Dolayısıyla bunun da üniversitede analiz edilmesi ve iş dünyasıyla da beraber senkronize olması artık bu ticaret savaşları dediğimiz, yani ticaretin dünyadaki globalleşen ve sermayenin hızlı hareket ettiği bu yapıda çok ciddi, yani tankla, tüfekle, topla değil, artık ticaretle, almayla, satmayla, yani ihracatla, ithalatla olan bir durum var. Burada da ülkelerin stratejik bir takım rolleri var. Aynı zamanda buna entegre olan sosyolojik bir takım toplumsal kitlelerin algılarıyla oluşan bir takım problemler var. Bu tarz paneller önemli. Bununla alakalı zaten algıyı ve burada anlatmaya çalıştığımız unsurlardan bir tanesi de bu. Biz burada neredeyiz ve sadece konuşacak mıyız, aksiyon alacak mıyız? Ya tabii şu anda çok dünya bir stres halinde biliyorsunuz. Yani bugün işte baktığımız zaman G20 zirvesinden geldi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve orada görmüş olduk ki işte gerek Suudi Arabistan'la olsun, gerek İran ve Çin'le alakalı olsun ciddi bir stres var. Yani bu stres tabii haliyle de ülkelere de yansıyor. Türkiye içerisinde de bu geçmiş olduğumuz süreç içerisinde 24 Haziran'dan sonra da başlayan bu oluşumlarla da beraber yeni bir rol almaya başladı. Bu da bir oturma ve bir süreçtir diye düşünüyorum. Bunların tamamının aslında birlik ve beraberlik içerisinde iyi, güzel oluşumlarla halledilebileceğini düşünüyorum. İş çevresi bu konuda önem arz ediyor. Dolayısıyla biz de Nisan ayında bu... Tabii konuşma filmini izliyoruz. Sayın Rektörüm, TÜMSEYAT